Herkese yeniden merhaba hoş geldiniz. Yarın artık bugündür diyeceğiz. Formula 1'in başlamasına 3 hafta kaldı. Heyecanla Drive to Survive belgeselini tüm dünya bekliyor. Siz de bekliyor olabilirsiniz şüphesiz ki. 2020 yılında neler oldu? 2021 yılında neler olacak? bir anlamda bir macera filmi niteliğinde. Şimdi bu programda bir Formula 1 turu atalım istedim. Futbolla Formula 1 birbirleriyle iç içedir aslında. Dünya kupalarında, Avrupa kupalarında Padova gittiğiniz zaman pilotların topla, ülkelerinin formalarıyla birbirleriyle maçlar falan yaptıklarını görürsünüz. Ve hepsi de futbolla çok ilgilidirler. Peki futbolla ilgilidirler, futbol oynarlar ama hangi takımları tutarlar? Biraz light bir geçiş yapalım bu hafta istedik. Futbolu değil, yarın artık bugündür de motorsporlarını konuşalım. Ve Formula 1 pilotları hangi takımları tutuyorlar? Kısaca bir bilgisel yapalım istedik. Hadi başlayalım. Birçok insanın hayalini gerçekleştiren Formula 1 pilotlarının hangi futbol takımlarını desteklediklerini merak etmişsinizdir şüphesiz ki. Dünyanın en özel spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'de inanılmaz bir hıza ulaşan araçlar ve onları kullanan pilotlar elbette seçilmiş kişiler oluyorlar, seçilmiş araçlar, üretilmiş araçlar oluyorlar. Müthiş bir kombinasyon. Gelin bu özel insanların hangi futbol takımlarını desteklediklerine beraber bakalım. Geride bıraktığımız Türkiye Grand Prix'sinde Lewis Hamilton 7. şampiyonluğuna ulaştı. Lewis Hamilton bir Arsenal taraftarı. Arsene Wenger döneminde takımla antrenman yapma şansı da bulan Büyük Britanyalı pilot aslında Sir 5 yaşından bu yana Londra ekibini tuttuğunu belirtmekten çekinmiyor. 7 dünya şampiyonluğu bulunan bir diğer efsaneye Mihai Schumacher'e geçecek olursak Alman efsane doğduğu bölgenin önemli takımı Köln'ü destekliyor. Çocukluğunda o dönem Köln forması giyen milli futbolcular Tony Schumacher ve Pierre Litbarski'yi çok beğendiğini söyleyen Schumacher yaşadığı talihsiz kazanın öncesinde takımını desteklemek için maçlara bile gidiyordu. Futbola ayrı bir sevgisi bulunan efsane isim yerel bir kulüp olan FC Eşeyens'te de oynamıştı. Ayrıca özel karşılaşmalarda ne kadar yetenekli olduğunu da futbol severler, Formula 1 severler bilirler. Belki Formula 1 pilotu olmasaydı Mihai Schumacher futbolcu olacaktı kim bilir. Alman ekiplerinden söz açılmışken ülkenin dev takımı Bayern Münih'i destekleyen iki pilottan bahsetmeden geçmeyeceğim. 2016 yılında dünya şampiyonu olmasının ardından şok bir kararla Formula 1'i bırakan Nico Rosberg Bayern Münih taraftarı. Geçtiğimiz sezon Kendisine koltuk bulamamasına rağmen koronavirüs vakalarında direksiyonun başına geçerek adeta süper yedek haline gelen Nico Rosberg'in adaşı Nico Hülgenberg de Yine bir Bayern Münih taraftarım. Sakir Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yerini alan ve sergilediği performansla birçok kişinin beğenisini kazanan George Russell Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı tutuyor. Evet, Wolverhampton'ı tutuyor. Williams'ın genç sürücüsü babasının Wolverhampton kombinesine sahip olduğunu ve onun sayesinde takımın taraftarı haline geldiğini belirtiyor. Son yıllarda takvimin yoğunluğundan dolayı çok fazla maç izlemediğini ifade eden Russell her şeye rağmen takımı takip etmeyi sürdürüyor. Düşünün Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool değil. Yani popüler değil. Babası Wolverhampton'u tutuyor, o da Wolverhampton'u tutuyor. Şimdilik Wolverhampton ayarında bir otomobil kullansa da gelecekte çok büyük işler yapacağını Russell'ın herhalde herkes biliyor. 2020 sezonunda iki pilot Formula 1 kariyerlerinde ilk kez bir yarış kazanmayı başardılar. Bunlardan ilk olan Pierre Gasly, Fransız devi Paris Saint Germain'i tutuyor. Futbolu çok seven ve boş zamanlarında maçları izlediğini belirten 24 yaşındaki pilot Zaman zaman Paris Saint Germain formasıyla objektiflere yansıyor. Bahreyn'de kariyerinin ilk zaferine ulaşan Sergio Perez ise haliyle ülkesi Meksika'nın, kulüp Amerika takımının taraftarı. Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Ferrari'de Abu Dhabi'deki yarışın ardından takımdan ayrılan Sebastian Vettel Meksika ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un taraftarı. Çocukluğunda yaşadığı bölgedeki en büyük takımın Eintracht Frankfurt olduğunu belirtiyor. Vettel o yıllardan beri Eintracht Frankfurt'u takip ettiğinin altını çizmeden edemiyor. Geçtiğimiz iki sene boyunca Fethel'in takım arkadaşını yapan Monaco doğumlu Charles Leclerc ise haliyle Monaco taraftarı. Red Bull'un uçan Hollandalısı Max Verstappen, ülkesinin büyük takımlarından PSV Eindhoven'ın taraftarı olduğunu sürekli her yerde söylüyor. Ha bir de parantez açıyor yıldız pilot. Barcelona'yı sevdiğinde belirtmeden edemiyor. Zaten Hollandalılarla İspanyollar bu Barcelona taraftarlığı konusunda Cruyff hasebiyle bir hayli ilgilidirler. Aktif pilotlar arasında elbette Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'i destekleyenler de var. 2021 yılında Ferrari için yarışacak olan Carlos Sainz Jr. Tutkulu bir Real Madrid hayranı. Sainz'ın Netflix'in Drive to Survive yapımında ailesiyle beraber Real Madrid maçı izlediği bir bölümü ve takımı olan sevgisini de görmüştük. Carlos Sainz'ın haricinde önümüzdeki sezon Alpin'le anlaşan Fernando Alonso da bir Real Madrid taraftarı, tecrübeli pilot. Kulübün yalnızca taraftarı olmakla kalmamış, 2017'de Real Madrid'in onursal üyesi ilan edilmişti. Real Madrid'de olmaktan gurur duyduğunu belirten Alonso ile ilgili en az bilinen gerçekse doğduğu şehrin takımı olan Real Oviedo'ya da önemli bir destek vermesi. Alonso bu durumu herkes beni Real Madrid taraftarı olmakla anıyor ama aynı zamanda Real Oviedo'yu da destekliyorum şeklinde açıklıyor. Formula 1'in en sempatik pilotlarından olan Daniel Ricardo'nun Manchester United'a olan sevgisi biliniyor. Ricardo Avustralyalı, onun gibi Avustralyalı olan şu an emekliliğin tadını çıkaran Mark Webber de bir Manchester United taraftarı. İki pilotun Manchester United'ın eski futbolcusu Michael Carrick ile arkadaş olma gibi ortak bir özellikleri de var. Carrick'in de Formula 1'de Red Bull Racing'i desteklediğini göz önünde bulundurduğumuzda aralarında iyi bir ilişki olduğu ortada. Unutmadan ekleyelim Mark Webber bir diğer İngiliz ekibi Sunderland'i de tuttuğunu ifade ediyor. Konu İtalyan takımları olduğunda sürpriz bir isim bizleri karşılayacak. Alfa Tauri'den ayrılan Rus pilot Danil Kiyat. Roma'ya ve Roma şehrine aşık bir taraftar. Çocukluğunda Roma'ya taşınan Kiyat burada hem kenti hem de kulübü çok sevmiş. Alfa Romeo pilotu Antonio Giovanazzi Juventus'u tutuyor. Şu an Formula 1'de olmayan Felipe Massa ise ki İstanbul'un kralı olarak bilinir Milan taraftarı. Elbette Felipe Massa'nın dışında Formula 1'e damgasını vurmuş önemli Brezilyalı pilotlar var. 1980'li yıllarda 3 dünya şampiyonluğu kazanan Brezilyalı Nelson Pique büyük bir Vasco de Gama taraftarı. Birçok Formula 1 hayranının kahramanı olan Ayrton Senna ise ülkesinin Corinthians takımını destekliyordu. Corinthians kulübü de 1994 yılında hayatını kaybeden Ayrton Senna'yı hiçbir zaman unutmuyor ve onu en güzel şekilde anmayı sürdürüyor. 2014 yılında Corinthians takımının oyuncuları bir maç önü seremonisine Senna kasklarıyla çıkmıştı. 2018'de ise kulüp Senna'nın anısına özel bir forma üretmişti. Videomuzun sonuna yaklaşırken Kimi Raikkonen'i ve Valtteri Bottas'ı merak edenler için söyleyeyim. Mercedes'in film pilotu Bottas futbolu pek takip etmeyen isimler arasında. Raikkonen'le ilgili net bir bilgi olmasa da 41 yaşındaki sürücü Sebastian Vettel'in de katıldığı bir yardım maçında futboldaki hünerlerini sergilemişti. Buz adam o karşılaşmada 3 gol atmasıyla basında yer almıştı. Aslında parantez içerisinde söyleyeyim. Finlerin futbolla çok fazla ilgileri olmuyor. Hakinen de böyleydi. Raikkonen de böyle, Bottas da böyle. Onlar başka bir dünyada yaşıyorlar. Kapanış ise Alpin pilotu Esteban Ocon ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alpin yöneticisi Alain Prost'la yapalım. Ocon küçüklüğünden beri Paris Saint Germain'i tutuyor. Alain Prost'un takımı ise bir dönemin efsane ekibi sentetyen. Yani. Peki bu pilotlar arasında sizi en çok şaşırtan isim hangisi oldu? Ben pek şaşırmadım. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Bu arada bizim atladığımız bir taraftar varsa onu da alta yazın. Biz de öğrenmiş olalım. Haftaya yarın artık bugündür de görüşmek üzere. Hoşçakalın.